Duman havası iki gönül arası. Esti mi durmaz oldum olası. Şen şakrak bizim sokak, eksik olmaz makarası. Şaşatın gençleri, tek bir bilinen deli. Sevda edebilmeyen, aman aman bizlerden öğrenmeli. Roman havası, iki gönül arası, dedikodu bitmez oldum olası. Bu gece düğün dernek, başka ne var izlenecek? Haydi buyurun başlasın, başlasın roman havası. Ah, kız, şimine de var. Sağ ol. Hayatımızı kurtardın. Teşekkürler abla. Yeni evinize yerleştiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bırakın yavrum. Zahmet etmişsiniz. Ne kadar çok çiçek. Ne zahmeti canım? Ben istiyorum ki Aslı bu çiçeklere baktıkça onlardan daha güzel olduğunu anlasın. Çok teşekkür ederim. Biraz dinlenmem lazım. Başka zaman uğrarsanız çok sevinirim. Tabii canım, tabii. Ne demek? Sen dinlenmene bak yavrum. Nasıl olsa bundan sonra hep beraberiz, değil mi? Peki, hoşça kalın. Sağ ol, sağ ol. Zarif adam. Anne, bu adam sağlam pabuç değil. Hoş adam. Hoş. İçim yanıyor be baba. Sen de suyla içme oğlum. Onu mu diyorum dedeciğim ya? Tamam tamam. Benim kafa gene gitti. Hiç mutsuzluktan ölen insan var mıdır be baba? Olmaz be evlat. İşte ben. Ben. Sen bir tanesini kaybettin. Ben ikisini birden kaybettim. Hem Zarife'mi kaybettim, hem Aleş'imi. Hem de bir günde. Gümüşlü zurna senin neyine gerek dedi ya? Koydu biliyor musun be baba? Koymaz mı be evlat? Koymaz mı? Bak, elimizde bir tek sevdiklerimiz vardı. Hayat onları da elimizden aldı. Omuz omuza verdik mi? Biz bu oyunu bozarız be baba, ha? Tabii be, tabii bozarız. Hayata karşı geliriz be. Yaşa be baba. Haydi bakalım. Hadi Aydar. Aydar. Hiçbir şey söylemezsin, kaldın öyle. Bayram baba, ben Allah'ın emri peygamberin kavliyle elması kedime isterim. He? Baba, bizim elması ister, elması. Bu harbi delikanlı çıktı ha. Parayı böyle elini tersiyle itti, biz de burada mahallede kaldı. Harbi delikanlı bu, ver gitsin ya. Tamam, tamam. Verdim gitti be. Emir abi. Sağ ol Emir abi. Sağ ol Kerem. Yaşar abi. Emir abi, yalnız Elbas'a söylemeyi de sürpriz olsun. Bu arada ben senin enişten oldum ha. Enişte. Bu da benim kayınço ha. Thank you.
gece. Kalbimin diğer yarısı bize ağlıyor şehirde bu şarkı. Sitenden uzak çağlar sessizce gözyaşları, seni anlatır beni ve aşkımızı. Ben şimdi ellerinde, kalbimin derin yerinde kalan son çizgilerimi hepsini siliyorum. Ah, birkaç hüzünlü kelime kansıza mühür yerine. Yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuruludur. Her kim olursa olsun, İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. Mahvoldum ben. Bittim ben, bittim. Bittim ben, bittim. Ben bittim. Mahvoldum. Hadi uçtanın alaturaları. Niye ya, alaturaların hepsi bizim hakkımız. Hadi be. Benim güzeller güzeli kızım bülbül gibi şakımasa sizin o gödelik suratlarınıza kim verecek paraları? Birin hadi. Kovdururum he. Hadi lan. Hadi. Of anne ya, of. Aslı, sen bildiğin işi yapacaksın, ben de bildiğim işi. Naş. Anne. Anne, anne. Yok. Dur. Dur yavrum, dur. Aslı. Başımın tacı. Gazinomun ilham perisi. Bu nacizane hediyeyi kabul et lütfen. Biliyorsunuz benim için en büyük hediye dinleyicilerimin alkışı. Çok teşekkür ederim. Aa, en büyük hayranım ve sadık bir dinleyicin olarak hayranların ve dinleyicilerin adına vermek istiyorum zaten ben bunu. Madem o kadar önemliler, almamak olmaz değil mi? Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Buyurun. Tembihlediğiniz gibi insanların önünde oyunu kuralına göre oynuyorum. Yalnızken hediye kabul etmedim, artık anlamanız gerek Fehmi Bey. Fehmi Beyciğim. Fehmi Beyciğim, bakın. Şu zenginlik ne güzel şey kız Aslı. Yiyoruz kalkıyoruz. Kabilerimiz de anında geliyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Zarife Hanım, sofrayı kaldırıyorum. Kaldır anam, kaldır. Ben çok kaldırdım. Şimdi biraz sen kaldır. Ay anne.
İnanmayacaksın ama ben mahalleyi çok özledim. Havva ablayı, Elmas ablayı, hatta Hasan abinin gazinosunu bile. Hadi be, sen Kerem'i özledin. Ama o da seni özlemiş bak, evde Hakkı arıyor. Gururundan aramıyor biliyorum. Aslı, biz kahvaltıda 5 çeşit peynir yedik. O ne yedi? Herhalde kuru simitin yanında gururunu yemiştir. Kabiliyetsiz kazma. Kabiliyetsiz diyorsun Kerem'e ama Kerem'in son yaptığı parça hit oldu, hit. E senin sayende, sen okumasan nasıl olurdu? Biraz önüne bak, arkana bakma. Açsana kızım, Fehmi Bey arıyor. Çok meraklıysan al sen aç anne, al. Fehmi Beyciğim. Sağ olun. İyiyiz, iyiyiz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz yerli yerinde. Sağ olun, sağ olun. Kibar adam. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye soruyor. Var deseydin. Bu kadar sık rahatsız edilmemeye ihtiyacımız var. Yapışık deyip kapatsaydın anne. Kibar adam. Fehmi'nin gazinosunda otoparkçılık yapan amcaoğlu anlattı. Fena patlamış senin beste be. Besteyi sen yaparsın, kaymağını bunlar yer Kerem'in be. Ya Kerem abi, sıkma canını be abi. Daha güzelini yaparsın. Kökü sende değil mi sonuçta? Kötü bir şey mi dedim be, gider bu şimdi. Çakır. Buyur usta. Bu çocuk besteyi aşkla yapmıştı. Şimdi içinde nefret ve kırgınlık var. Bir beste aşkla yapılır, kırgınlıkla da yapılır. Ama nefretle yapılmaz. Anladın mı? Anladım usta. Aslı! Aslı! Aa, ne oldu kız? Ay, biraz ateşim var sanki anne. Yo. O zaman çıkacak. Bir üşüme geldi de. Aman dikkat et. Akşam gazino var yavrum. Bir terliğim geçer. İlaç da aldım zaten. Sen nereye? Yeni açılan AVM'ye gidiyorum. Biraz para saçacaktım da. E sen de gelseydin. Belki para harcamak şifa olurdu kız. Yok yok anne. Ben yatak döşek yatarsam gazino işi aksar. Ha, aman 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 dikkat et yavrum. Ben de acaba gitmesem sana mı baksam? Yok yok, abartılacak bir şey yok. Ben para akışımız kesilmesin, önlem olarak yatıyorum sadece. Bak, eğer ihtiyacın olursa beni hemen ara. Söz mü? Söz anne. Hadi bay bay. Taran tarantan, taran tarantan, bir lokma yuttu beni. Taran tarantan, taran tarantan, öpüp kuruttu beni. Bulacağımı biliyordum. Niye yabancı gibi yüzüme bakmıyorsun Kerem? Ben seni uzun süredir tanıyamıyorum ki Aslı. Ben aynı Aslı'yım. Öyle mi? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ama bir süre. Sonra zor da olsa unutmaya başardım. Niye böyle yapıyorsun Kerem? Seni çok seviyorum. Ne olur Aslı. Artık ikimizin de yolu da dünyası da farklı. Ben seni unuttum. Sen de beni unut. Ama eski günlerin adına senden bir ricam var. Bir daha buralara gelecek olursan şoförünle haber açıyor. Ben buradan kaybolayım, tamam mı? Aslanım, Fehmi Bey aradı. Kapak çekimleri için fotoğraf stüdyosuna sizi bekliyorlarmış. Merak etmişler. Kerem. Thank you.
İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Ne içersin Oktay? Çay? Çay abi, çay çay. Çakır, abine bir çay ver. Hemen usta. Kerem, Kerem. Gazeteleri okudun mu bir Kerem? Okumuyorum. İyi ki okumuyorsun. Okusan bir yerlerine inmeyin artık. Oktay, çayını iç, ondan sonra da naş. Haydi bakalım. İplik Fehmi manitasına 100.000 liralık mücevher versin. Sen bize çay ver, iyi mi? İlgilenmiyorum dedim ya birader. Nasıl ilgilenmiyorsun ya? Manitanın fotoğrafları el alemin herifiyle boy boy her yerde. Sen ilgilenmiyorsun. Senin de mezhebin amma genişmiş arkadaş. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Kerem! Bırakın beni. Başka bir isteğiniz var mıydı aslanım? Yok, doydum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Annem uyanmadı mı hala? Erkenden kalkıp alışverişe gitti. Doymadı kadın alışverişe. Günaydın yavrum. Günaydın babacığım. Babacığım mı? Hem aşırı samimiyetinizden hem de yaşınıza hürmeten. Neyse canım, sorun değil. Ama bak, babacığın sana ne aldı? Bugün fotoğraf çekimine de gitmemişsin. Ama hiç önemli değil. Ben senin için stüdyoyu bir gün daha kapatırım. Şimdi o incecik bileğine tak bakalım bunu. Takmayacağım. Tak tak. Getir bakayım. Takmayacağım, takmayacağım. Tak şunu. Takmayacağım. Tak şunu çünkü ben sana kafayı taktım. Aslı! Aslı! Aslı, bak ne... Beyimi beyciğim. Ben geldim diye mi gidiyorsunuz? Oturun, beraber bir macchiato için. Hadi. Çok teşekkür ederim. İşlerim var. Çok sağ olun. Akşama görüşürüz. Aslı kız, her yeri dolaştım. Hakiki Kürk yok biliyor musun? Zor buldum vallahi. Ay bunun da eyleri üstünde. Ben aldığım ayakkabıları değiştireceğim. Akşam gazinoda görüşürüz. Hadi. Tamam tamam görüşürüz. Gel bana. Seni doğuracağıma taş doğursaydım keşke. Ne oluyor lan? He? Gazinoyu başımıza yıkacaklar. Niye çıkmıyorsun sahneye? Aslı Hanım henüz gelmedi Fehmi Bey. Kızın nerede Zarife? Zarife hanım. Ya bırak şimdi hanımı manımı. Benim sayemde hanım oldun. Nerede kızın? Arıyorum, telefonunu açmıyor. Alo? Sultaniye? Ablan nerede kızım? İç ve eşyasını almadan çıkmış mı? Tamam. Haber alırsan beni ara. Eski mahallenizde de yok Zarife Hanım. Kızına rahat mı battı Zarife? Bir rahat vermedin ki kıza. Zırt pırt eve geldin. Rahat mı battı Zarife? Ya demek şimdi öyle oldu ha? Elimde kapı gibi kontrat var. Sürüm sürüm süründüreceğim sizi. Hapislerde çürüyeceksiniz be. Hapis mi? Bütün organlarınızı satsanız harcadığınız parayı ödeyemezsiniz. Bittiniz siz, bittiniz. Bak söz veriyorum. Sana Aslı'yı getireceğim, sahneye çıkartacağım. Ya öyleyse ne duruyorsun? Fırla bul gel kızı. Ama bu akşam olmaz. Bulamam. Yarın söz, söz. Peki bu gece ne olacak? Sen mi çıkacaksın Zarife? Ay aklında bin yaşa.
Benden çok yaşayacaksın. Çıkarım. Ne? O kızı kim doğurdu? Kimin müthiş deney acığını aldı? Nasıl kabiliyetli oldu? Çık. Çık. Allah'ın cezası gözüm görmesin seni. Sahneye mi çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsan çık. Bir haftada batar mıyız lan? Yok ya. Ne bir haftası? İki gün içinde batarız. Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Allah! Of, Katina'nın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Biçmesini bilemez. Yavrum gülüm Katina'm, getir biçeyim, getir biçeyim. Biçmesini bilemez. Yavrum gülüm Katina'm, getir biçeyim, getir biçeyim. Yapmayın. Hanımefendiler, bak ayıp oluyor ama. Of, of. Katina'nın elinde makina. Dikemez, ah dikemez. Yeter! Bu ne ya? Paramıza rezil mi olacağız ya? Biz Aslı'yı istiyoruz. Sen Aslı'yı istiyoruz. Aslı yatsın. Şuraya bak ya. Paramıza rezil mi olacağız? Lan! Şuraya bak ya. Manyak mısınız siz bir? Tamam, sakin olun. Aslı istiyoruz. Ya tamam, getir ben. Yeter lan! Paramıza rezil mi olacağız lan? Çıkar şunu! Çıkar! Çıkar gözüm görmesin şu! Çıkar! Çık! 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 Çıkma! Çık! Çık! Gözüm görmesin seni! Defol! Çık! Gözüm görmesin! Çık dışarı! Ulan gazinomu başıma yıktınız! Ulan ne para istiyorum ne pul, ne de senin o salak kızını! Sizinle mi uğraşacağım lan ben? Yo yo yo! Suç sizde değil ki! Suç sizde değil, sizi adam etmeye çalışan da! Çıkar! Çıkar gözüm görmesin! Çık dışarı! Çık! Çık! Ufkumda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir? Şey, affedersin. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok affedersiniz. Affedersiniz. Söyle Aslı. Hepinize iyi geceler. Bir süredir aranızda olamadım. Ailemle ilgili makul sebeplerim vardı. Onlara daha iyi bir hayat vermek istemiştim. Ama fark ettim ki en iyi hayat yaşamak istediğin hayatmış. Hayat dediğin nasıl mutluysan öyle yaşamakmış. Aşksız hayatsa fuzuli nefes almaktan başka bir şey değilmiş. Zorla istemeye istemeye yaptırılan hatamı affetmeni istiyorum. Beni yeniden sevmeni istiyorum Kerem. Seni çok seviyorum. La. Ben de seni seviyorum Aslı'm. Kerem. Yaşasın yırttık, yırttık, yırttık. Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı?
dönüşü olacak mı? Ah nasıl yollarıma bakacağım kim bilir? Ufkumda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir? Kim bilir, kim bilir, kim bilir? Gel anacığım. Al kardeş annem, al. Ah, gel anacığım. Gel. Gel. Dönmüş geldiler. Ne gülüyorsunuz be? Ne oldu Zarife? Hayırdır? Kız, Sultaniye, niye döndünüz? Sana ne? Ha? Sana ne kızım ya? Allah Allah ya. Zengin olmak nasıl bir şey İpek? Bilmem, o galiba nasıl zengin olduğunla alakalı. Büyünce daha iyi anlar. Gel çocuğum, gel. Konuşma onlarla, gel. Kız, iyi ki elmasla abba yok. Şimdiden dövüşürdük. Allah Allah, ne dersin? Gel abi. Öpeyim elmas. Öp işte. Oh. Ay ay babam. Al bak. Mide sana edeyim. Al bakalım. Yok lan ben diyetteyim. Aydar. Abla. Elmas. Zarife. Sultaniye. Dayı. İpek. Ya niye herkes birbirinin ismini tekrar ediyor? Ne yapıyorsunuz lan burada? Bal ayı. Ne ayı? Bal. Abla. Biz evlendik de şey artık bu evde yaşarız. Aydar. Aydar. Allah'ın cezası Aydar. Nasıl evlenirsin şu güdük gacıyla be? İyi Allah. İyi Allah. Ben sana ne yaptım da bana bu cezayı verdin be? Al anneciğim iç suyu da kendine gel biraz. Ay Aslı, ay Aslı bak. Ve en makamı Fatih Belediyesi. Kızlık soyadı Kapçık. Yeni soyadı Oyrat. Lan sen benim asil soyadımı nasıl alırsın bir? Oyrat'ı nasıl verirsin bu karıya? Aslı ben dayanamıyorum. Anne, bin kere okudun. Bin kere daha okusan bir şey değişmeyecek. Evlendiler artık onlar. Aslı, düşünsene bu sevmediğimiz elmas, güdük kaçı yuvarlana yuvarlana bizim evde dolaşacak. Benim gelinim oldu. Ay öldüreceğim kendimi. Ay yırtacağım. Anne. Dayanamayacağım. Al şunu benim elimle. Al. Sakin ol, sakin ol anne. Konuş. Aydar'ın koynuna girmek için ne dümenler çevirdin? Gazozuna ilaç mı attın? Konuş! Aydar. Abla. Ele güne rezil olmamak için mi evlendin? Konuş! Koskoca adamım ben. Niye ele güne rezil olalım? Evlendik işte. Aşık oldu bana, aşık. Dili bir karış dışarıda peşimden koştu. Onunla evleneyim diye 40 taklalar attı. Sen ayakta uyurken biz senin arkandan ne işleri çevirdik Zarife. Oh, sefam olsun. Var mı başka diyeceğim? Nasıl da dilin çözüldü seni bücür gacı seni. Defol evimden, defol. Yeter artık Kınar'dan. Bu kadar akartı kaldıramayacağım. Çekil be çirkin. Elmas, bu yaptın haksızlık ama ya. Varken çektin haklısın ya. İnanamıyorum bana. Benden habersiz nasıl bu yer elmasıyla evlenirsin bir? Bir kere benim lakabım yer elması değil, kaşıkçı elmasıdır. Rica ediyorum. Abla, nedir anlamazsın abla ya. Ben severim bu kadarı, aşkım diyorum ya. Aydar, bana abla deme. Abla deme. Benim senin kadar zevksiz bir kardeşim olamaz. Şu evlendiğin kadının tipine bak be. Yeterin artıkım be. Yerim ben böyle aşkın ızdırabı. Bu iş çok uzadı. Ben eşyalarımı topluyorum ve de gidiyorum. Elmas. 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 Gitme Elmas. Gitme Elmas. Defol. Abla ya. Abla niye böyle yaparsın ya? Anne, birisi sana aynı şeyi yapsa hoşuna gider mi? Gönül bu anacığım. Boş ver. Oto dokunar.
El masada. Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Parçalarım seni ha. Ay dayıcığım senin dişin de bibeğini kesiyor ha. Seni savunuyoruz şurada. Bu nasıl savunaymış be? Anne, bugüne kadar yaptığın her şeyi sineye çektim ama dayımın karısını evden kovmak racona uymadı yani. Aferin kız. Uysa da kovdum, uymasa da kovdum. Anne dövsen de sövsen de dayımın karısı o. Senin de gelinin. Aferin kız. Gelinim değil mi? Gelinim tabii ya. Ben de Elmas'ın kaynanası sayılırım. Kaynanalığın bana verdiği yetkiye dayanarak ben bu tıfıl Amasya Elmas'ının hayatını zehir ederim. Anasından emdiği ekşi sütü burnundan getiririm. Kardeşimden gümbür gümbür boşaltırım bir. Haklısınız çocuklar. Bak hala haklısın dur, diyor ya. Ya bir dinlesene beni. Niye haklısın deyip durursun ya? Diyordum. Haklısın lan. Dayı dur haklısın diyor. Yürüdün gittin dur. Hangi konuda haklıyım ya? Elmas konusunda. Elmas benim gelinim olur. Canım benim. Hadi gelsin elimi öpsün barışalım. Gerçek mi dersin abla? Vallahi mi? Abla sen ablaların en büyüğüsün. Taparım sana, ölürüm sana. Kız Elmas'ım. Elmas. En doğrusunu yaptın anacığım. En güzeli. Biliyorum Aslı. Kız Elmas ne yaparsın? Ver şu bavulu. Burada kalıyoruz. Bırak şu işleri. İşim gücü sahtekarlık Aydar. Kızım, ablamla konuştum. Dedim Elmas bu evden giderse dedim bitersin dedim. Seni defterden silerim dedim. Resmi bir çektim. Elmas dedim bu evde kalacak. Yoksa dedim ne sen benim cenazeme gel ne de ben senin cenazene gelirim dedim ya. Bu kadar büyük laf ettin yani. Tabii kız. Elmas benim kadınım dedim. Aslanım benim. Koçum, koçum. Kurban olurum kız ben sana. Elmas'ım benim. Kurban olurum. İyi değil. Hadi boşalt bunları tekrar. Al. İyi hadi. Hadi. Kıdıştırma adam. Tamam kız tamam. Zarife cadısı hala bağırıp çağırmaya başlamadı mı ya? Yok yok ama eli kulağındadır. Elmas'la Aydar'ın evlendiğini duyan Zarife o evi yıkmadan duramaz ya. Belki duyunca iminmiş. Kudurmuştur belki. Ağzı köpük dolu diye sesi çıkmıyordur. Ay ay iğrençsin. Ya. Ayıp ayıp. Bir kere Zarife gacısının evinden ses gelmiyorsa... Zarife gacısı bunalıma girip kesinlikle intihar etmiştir. İnşallah. Kududu yemiştir kıtır kıtır. Ya inanamıyorum. Benim ne vahşi ne psikopat bir ailem varmış birader. Ayıptır ayıp. Bu da doğrucu da bu canım. Ama hala kıyamet kopmadıysa bunun tek bir sebebi vardır. Demek ki Zarife... kafayı yemiştir kafaya. Ey gel. Aman da aman. Yeni bir tık kalbi kız. Biba getirmiş canım. Ya o kadar mutluyum, o kadar mutluyum anlatamam. Hep böyle bir ailem olsun istedim. O kadar mutluyum ki inanın bana yakında bize Mutlu Aile Margarin reklamı gelirse hiç şaşırmayın ha, hiç. Aslan Aydar'ım benim, Aydar. Abla. Canım benim. Elmas. Ailemize layık bir gelin oldu. Yani inan seni canımız kadar seviyoruz. Ay vallahi apışıp kaldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Haydar. 40 yıl düşünsem böyle sana layık bir gelin olmaya çalışacağım Zarife diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Gelse bile kendi gözümle gülerdim. Bak madem ki sen de bizim ailemize girdiğine sevindin artık listeyi verebilirim. Ne listesi abla? Yeni gelinin yapacakları listesi. Aydar. Elmas. Ne iş? Ev işi. Senin için çocuk oyuncağı bir. Sabah 6'da kalkış. Kahvaltı. Kapının önü süpürecek. Bahçe sulanacak. Bulaşık. Çamaşır. 3 öğün. Tatlı dahi 5 çeşit yemek. Gelinim. Rica etsem. Leğene sıcak su koymuştuk, ılınmıştık. Hadi gel de bir ayaklarımı hadi canım, ağrıyor. Elmas'ım, bak çok güzel bir enerji, çok güzel bir sinerji yakaladık. İstese daha ilk günde bunu kaybetmeyelim. Olmaz mı? Kurban olurum ben sana Elmas'ım, kurban olurum. Ulan Aydar. Ne dedin gelinim? Ne diyeceğim? Olur Aydar dedim, olur.
yerim senin ağzını ben. Yerim. Ah. Ay ellerin dert görmesin Elmas'ım. Ellerim bundan daha büyük dert göremez zaten. Abla telefon. Alo. Zarife Sultan'ın rezidansı. Ah Hasan Bey nasılsınız? Tamam. Geliriz. Hasan bizi erken çağırıyor. Hadi gidelim bari. Kurula. Ah. İyi kızım. Oh, 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 oh. Aman Aydar'ım, vallahi basamıyorum, basamıyorum. Elmas'ım, kurban olurum sana. Bak söz, kendi evimize çıkacağız ama bana biraz zaman tanı. Ablamın minibüsüne bile biraz para biriktireyim, söz, kendi evimize çıkacağız, söz. Bana bak Aydar, biriktireceksin, biriktir artık şu parayı. Vallahi ablanın ayaklarını ovacama, senin topuğuna sıkacağım, göreceksin gününü. Yeter artık be! Leğeni getir! Zarife Hanım nasıllar? Hamdolsun. Sizler? Canı sıkkın herhalde. Yok. Çok mutluyum. Anne kafayı yemedi. Ayıp Kerem. İnsanın böyle tatlı gelini olur da mutsuz olur mu hiç? Güzel şey. Aydar. Hadi gidelim. Gelinimle mutlu yarınlara. Şşt, nasılsın kız? Gençler. Elmas benim canım gelinim. Ama bu fakir kemancı benim damadım değil, değil mi canım? Bugün yine çok güzelsin Sultaniye. Çok teşekkür ederim. Sen de yine çok salaksın Şahin. Gelinim. Azıcık bir el atsan, kulunçlarım. Ay, hadi canım bir sıkıver şöyle. Hadi aşk git o. Kerem, kalk sen. Ah, gel anam gel. Ah şöyle, azıcık. Ah, azıcık daha şöyle. Bir gıdım şöyle. Zarife Hanım, o bizim bir tanemizdir. Kaşıkçı elmasımızdır. Eğer maşalcıya ihtiyacın varsa Aziye de kendine bir sıkıcı aldır. Kıskananlar çatlasın bir. Gelinimle etle tırnak gibiyiz. O benim canımdır. Her şeyimi yapar değil mi elmasım? Ne etine tırnağından bahsediyorsun sen be? Elmas bizim canımızdır. Ailemizin bir parçasıdır. Güzelim, canım gelinim. Ailenin dışında kalanlara da ot yemek düşer. Ne demek istersin sen ot yemek derken? Şimdi sana ağzından çıkarı kulağı duyar mı Zarife? Duyar mı? Elmas bizim canımız kullandırmayız. Elmas benim gelinim, istediğim gibi severim, severim. Hemen şarkıya girmezsen bunlar birbirine girecek asla. Gel yalnız bir şartım var. Gururu, nefretini geldiğim yerde. Oğlum donat masayı. Bir tabak da gül getir buraya. Hançeri biz.
içerim. İlmaz, bana bak. Adam bozuk para makinesi gibi ha. Baksana, para saçar. Aydar. Çok fazla para çal da lan kurtar beni şu Zarife cehenneminde. Tamam merak etme, ben fırsatını kullanıp seni davarmış diyorum, merak etme. Hadi içelim aşkın şarabını. Şşş, ne yapıyorsun birader? Yere git lan. Bilal, kazino raconunda bunlar var maalesef. Ya siz de ne racon ne ada pastasıymışsınız meğer ya. Yemin ederim ayrılmak yok diye. Terk etmek yok. Ne yapıyorsun hayvan? Vay, bayılırım vahşi kadınlara. E vahşi erkekleri de seversin o zaman. Bu iş gazino raconundan çıktı. Haydi saldır! Kız paralar topla. Haydi! Komiserim, pirana gibi üstüme saldırdı bunlar. Darp ettiler bizi. Şu şahıs kemanla kafama vurdu. Davacıyım komiserim bunların hepsinden. Ne? Asıl biz şikayetçiyiz komiserim. Sevgilime sulandı ahlaksız ya. Öldürmediğime dua etsin. Bir kere Aslı senin sevgilin değil. Detaylarda boğulmayalım Zarife. Şimdi komiserim, durum şöyle zuhur etti. Şimdi bu kız bizim mahallemizin kızı ya, mahallemizin namusu demek bizim de namusumuz demek. Bu arkadaşlar şimdi bizim kıza sarkınca tabii bizim tepemiz attı, Arda Bey ondan çıktı komiserim. Yani şimdi siz birlik oldunuz, başkasından şikayetçisiniz öyle mi? Evet, evet, evet komiserim. Evet komiserim, edepsizlik yaptılar. Günbirlik günüdür. Birbirinizden şikayetçi değil misiniz? Asla. Asla. Değiliz komiserim. Kadar değiliz ya. Demek abuk subuk bir sebep bulup birbirinizden şikayetçi olmayacağınız bir günü de görecektim memuriyetimde ha. Komiserim, bu arkadaşların silahları ruhsatsız çıktı. Al bu arkadaşlarım. Hem tacizden hem de ruhsatsız silahtan haklarında işlem başlat. Yarın da savcılığa sevk et. Tamam komiserim. Hadi geçelim bakalım nezarete. Hadi arkadaşlar. Hadi Ömer. Aslan komiserim, bir sağolun Allah razı olsun. Hadi kaçınlar komiserim. Hadi hadi. Aman da gelinim pek güzel hazırlamış. Eline sağlık yengeciğim. Afiyet bal olsun. Sağ ol canım. Abla, Elmas var ya, verdiğin yeni gelin görev listesini Arfiye yerine getirdi. Her bir şey yaptı. Arka bahçeyi temizledi, ön tarafı süpürdü, her tarafı tozunu aldı. Yani ortalık gıcır gıcır oldu abla. Bir gün, ya bu Elmas var ya, dozer gibi çıktı abla. Önüne geleni yıkar geçer yani. Aferin kız, bravo. Dozer mi? Sağ olasın. Sen de şu kadın ruhundan anlamam. Çok ince ruhlu bir erkeğim değil mi? Aa, tadım kaçtı. Ne oldu abla? Yumurta katı. Katı mı? Katı mı? Ben yemem. Katı yumurta yemem. 5 dakikayı geçmiş bu. Yemem. Yani neşemi mahvetti. Hadi sen de kalk bulaşıklara giriş. Aydar'ım, ben acaba diyorum bulaşıklar yerine başka bir şeye mi girişsem? Ne dedin? Şey diyor abla, ben diyor bu çamaşıra girişecektim diyor. Şimdi bulaşık çıkınca diyor yani bulaşığa bir girişeyim, çamaşıra bir girişeyim, onu karıştırdım diyor. Karıştırmış, onu söylüyor ya. He. Artık hiç halim takatım kalmadı bu yıldan. Anne ben çıkıyorum, Zeliha ile buluşacağım. Yalan. O Kerem denilen çocukla buluşacaksın. Ha, yazıyorum bak buraya. Yok vallahi anneciğim, ben şahidim. Benim telefonumdan konuştular. Tamam o zaman. Hadi git. Ama Kerem'i görürsen çıklık at ya da polise sığın. Tamam mı? Ekmek ver kız şuradan. Of be. Çok güzelsin yavrum. Ne yapıyorsun lan manyak? Başkasının manitasına bakacağına önüne bak, düşmezsin kardeş. Biliyorum çok saçma gelecek ama beni kıskanman çok hoşuma gidiyor be Kerem. Ben sana komple hastayım be aslım.
Ama bu kaçak göçek, kıyıda köşede buluşmalar benim canımı sıkmaya başladı be bir tanem. Başka yolu yok. Annem utanmasa biz buluşmayalım diye eve bağlayacak beni. Evden her çıktığımda da yalanın bini bir para. Ben sıkıldım ama ya. Bak sana ne diyeceğim. Biz en iyisi ufak ufak kaçalım ha. Ne dersin? Kaçıp evlenelim. Şimdi sırası değil. Annem Elmas ablayla dayımın evliliğini zor hazmetti. Kadını kursağında kaldı vallahi. Bir de biz gizli gizli kaçıp evlenirsek kadın boğulur. Ben anne katili olamam. Anladım anladım tamam ya. Evlenemeyiz ama küsebiliriz. Aşkım sen kafayı yedin herhalde ya. Bir dinle salak. Biz küsersek annem de biz buluşmayalım diye çaba sarf etmez değil mi? Evet. O zaman bu olağanüstü hal de ortadan kalkar. Akıllı sevgi. Akıllı sevgi. Olmamış. Kamuflaj giymiş komando askerleri gibi. Parça parça. Leki, leki. Ama çok deterjan koymuşum be. Bunda at yıkanır. At. Elvan, Elvan. Şey. Abla, ben su içecektim. Ne diyeceğimi unutturdunuz be. Yeter artık be. Yeter artık. Aman biraz sus. Aman biraz sus. Sen benim ömrümü unuttun kadın. Nasıl bir kadın bu be? Bu tarz benim yarışmasına katılsan kesin ortalığın tozunu attırırsın Sultaniye. Ay sen de bir zeka yarışmasına katılsan eminim ortalığın tozunu attırırsın. Ne oluyor lan? Dursana lan! Dursana lan! Dur! Şerefsiz! Kalkın lan! Kalkın! Gel buraya gel. Tamam bırak. Dur lan. Şahin bırak. Şerefsiz. Ben senin yanındayken kimse ne çantanı çalabilir ne de kalbini. Ay ne romantik. Resmen Beyazıt Prens gibi geldi kurtardı vallahi. O kadar da eski değil Urdacı abi. Peki, 5 lira daha vereyim o zaman. Tamam, anlaştık. Hadi ayrını gör. Çamaşır makinesi nereye gidiyor? Hatta gidiyor. Canım, eve yeni gelin geldi. Eski Urda'yı ne yapacağız be? Benim güzel gelinim o potiş potiş elleriyle çitiliye çitiliye yıkar. Değil mi canım benim? Yıkar. Bunlar Aydar'la senin kirlileri. Elime öyle denk gelmiş. Üzülme. Ben senin için bütün odaları tek tek dolaştım. Bak topladım. Hepimizin kirlileri burada. Sen bunları şimdi bir güzel böyle çitile çitile yıkarsın. Tamam canım? Hadi tatlı şey. Kız Elmas. Yaparsın kendine gel. Belli panjolu evimizi düşün. Sonra geleceğimizi düşün. Doğacak doğmamış yavrularımızı düşün Elmas. Ben senin pembe panjolu mezarını düşünüyorum. Aydar yeter artık. Şuna kadar geldi. Bul şu parayı kurtar. Beni şu kaçın dilinde be. Tamam kız. Bulacağım kız. Söz veriyorum be. Nerede bulacağım? Nasıl bulacağım? Şu çektiğim çileye bak. Tamam. Aman. Annem orada başlayalım hadi. Terbiyesiz herif! Allah seni kahretmesin! Ne vuruyorsun lan? Lan mı? Hayvan herif, hayvan! Bir daha seni görmek istemiyorum, anlıyor musun? Kız cidden vurma, acıyor ama. Çaktırma! Defol! Defol! Bir daha da karşıma çıkma! Her şey bitti, anladın mı? Her şey bitti! Aslı özür dilerim ama! Özür dileme, artık senin işim olmaz! Öyle mi? Evet! Ne halin varsa gör, cehenneme kadar yolun var! Allah'a yakın bana uzak ol! Aslı! Bu duyduklarım gerçek mi? Evet anne. Artık sözünden çıkmayacağım erkekler konusunda. Değil mi? Ey Allah'ım. Şükürler olsun. Kızımı bana bağışladın ya Rabbim. Bir de zengin koca nasip et. Hacca gideceğim vallahi. Ah. Dur. Ah.
Elinde çok öfmüş Sultan, niye Şirem? Uydurma be. Demin bağırmalarından martılar kaçtı. Sen yanlış anlamışsın canım. Onlar ilk defa okulu kırdığımız, baş başa kaldığımız için bizi yalnız bırakmak için gittiler. Ay bu salak beni harbi harbi seviyor ya. Çok korkmadın inşallah. Yoo, yani biraz. Ama yaptığın şey çok hoşuma gitti. Bu nedir be? Ben senin için baltaya kafa atarım Sultaniyem. O kadar çok seviyorum ben seni. O kadar yani. Kerem'in Aslı'yı sevdiğinden daha çok seviyorum ben seni. Bizim Kerem'le Aslı'dan bahsediyorsun. Bizimkileri, efsanedekileri, Leyla ile Mecnun'ları, hatta onların toplamından daha çok seviyorum ben seni. Bugün okulu kırdığımıza göre ne yapıyoruz? Sinemaya gidelim mi? Sinema mı? Bu bir çıkma teklifi mi yoksa? Ne alakası var be? Olur vallahi, gidelim. Hem ben de senden bir elektrik alıyorum zaten. Ne yalan söyleyeyim yani. Aa, vazgeçtim be. Dur kız, şaka yaptım. Vallahi Sultaniye dur. Sultaniye, vallahi şaka yaptım be. Ne yapıyorsun Islık? Benimle evlenir misin? Derhal. Ciddi misin? Tabii. Bak Aslı abla, Kerem abi gibi örnek var. Onların annemi evlenmek için ikna etmeleri en az 5-10 seneyi bulur değil mi? En az. O zaman biz hemen ısrar etmeye başlayacağız ki ailelerimiz ikna olduğunda biz de tam evlenme çağına gelmiş oluruz. İpek, hem aşırı güzelsin hem de aşırı akıllısın oğlum. Ay evcihazlarına sağlık benim gelinim Ümbir. Vallahi hiç bitmeyecek sandıydım ha, bitti. Aa, sen yeni gelinsin be. Sen neler yaparsın neler. Kaç çamaşır devirirsin. Bir çay demli de içelim. Çay? Demledim ben çay. Demlemez olur muyum? Emi de en sevdiğinden. Ben çayımı içerken sen de şöyle evi bir temizleyiver diyorum. Bana bak, dün gece temizledim ya her yeri ben. Daha ne istiyorsun benden? Emin misin? Eminim tabii. Temizlememişsin. Hadi bir daha. Ah yeter artık Zarif. Bak beni sinirsel sahibi yaptın. Ben de bir insanım, artık dayanamayacağım. Ya, Elmas, Elmasım dur. Kurban olurum, dur Elmasım. Sen hiç merak etme. Ben tesadüfen buradan elektrikli süpürgeyle geçerdim. Sevgilim sen yorulma, ben temizleri vurtalayım. Aa olmuş Aydan'ım. Burada yeri gelin dururken. Ben yaparım, benim için bütün pislikleri temizleyeceğim. Önce bir senden başlayayım. Yeter artık, ben açayım da. Elmas, kendine gel. Allah sana anlatayım. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Defol elimden, ben defol. Atmasın Elmas'ın inşallah abla ya. Atma ya. Daha hızlı toplanmış olur. Dur. Dur, ben bir seni geçireyim. Dur. Git. Git. Defol. Sen yanına bana bak. Artık yeter. Sen baksam da olur. Ne oluyor be? Anne tepesine tepesine durma. Zaten kısa boylu kadıncağız. Sessiz bir tavuk. Film çok güzeldi değil mi? Esas film şimdi başlıyor. Koş Şahin, koş. Dayı, dayı. Annemler zarifeleri de aldı. Nihayet. Yapma anne. Vurma. Vurma beni sana. Bırak kızı sakın. Bizim evimizde kaynanasına, büyüğüne saygı göstermeyen gelin oturamaz. Aydar, boş ol de. Boş. Boş ol. Boş ver demem abla. Aydar, boşa şu gacıyı. Boşamam abla. Ha, illaki mahkeme, illaki avukat olsun diyorsun. Hadi git avukat bul. Abla ben zaten zor evlendim. Ne mahkemesini, avukatı nereden çıkartırsın ya? Yazıklar olsun Aydar. Demek bu yer elması için ablanı kırıyorsun ha? Seni de evden kovuyorum. Ver anahtarlarımı. Ama be abla, bıktım senden ya. Al anahtarlarını da kurtulayım ya. Ayırmak yok. Minibüsün anahtarlarını da istiyorum. Hepsini mi? Hadi bakalım. İki salak bir arada olunca samanlık seyran oluyor muymuş görelim. Üzme tatlı canlı enişte. Benim evim senin evindir.
Gel bizim eve taşın. Hadi. Aslan abiciğim. Harbi misin? Harbiyim tabii ya. Var ya Emir abi, sen gerçekten büyük adamsın. Yani senin vesikalık fotoğrafını ben koluma dövme yaptıracağım. Öpeyim abi. Abi seni öpeyim. Ben o gacının işe giderken gece vardı ya hani, seni çağırıp maşaz istemesinden anlamıştım ben. O kadın var ya, gelin istemez. O bir köle istedi yani. İyi niyetimi kullandı abiciğim. İyi niyetimi. O eve hiç taşınmayacaktın teyze. Etli patates geldi. Hadi bakalım, afiyet olsun. Enişte bir dakika. Al. Enişte bir saniye. Enişte bir dakika. Bir saniye. Enişte bir dakika ya. Aydan'a da verin yemek ya. Da. Ekmek al aslanım. Suyuna banarsın hadi. Sağ ol Bilal abi. Kilo yapayım. Öyle mi? Dayı ben alayım. Al bakalım. Hadi. Ekmek alın. Al bakalım. Hadi. Al etinden de ye. Sağ ol İlmaz. Nasılsın? İyisin. Sayenizde. Allah razı olsun. İç gümüşünden anneciğine yani. Baba. Baba baba baba. Ne babası be? He? İşsiz güçsüz damat mı olur? Buna yatacak yer yetmez, yakında açlık da ister bizde. Aydan, boşuna üzülme. Yani sabredeceksin, ben nasıl sizin evde sıktım dişimi, sen de burada sıkacaksın. Yoksa kapının önündeyiz ha, ona göre. Afiyet olsun. Niye yemiyorsunuz be? Dayım iç küvesi gitmişken bizim boğazımızdan nasıl geçsin anne? Kardeşin o senin anne. Hiç mi içince zetmedi Allah aşkına ha? Anne, senin elmas yengeye çektirdiğin eziyeti onlar dayıma çektirirse... Demek o Gerzo dayınız gitti diye iştahınız kaçtı. Benim istemediğim insanlarla evlenince neler olduğunu bir düşünün. Hadi odanıza naş. Hadi canım. İyi karıcığım. Sağ olasın kocacığım. Ucunda siperli olmasa vallahi billahi iç kazanoya gidesim yok ha. O Zarife kancasının suratını görmek istemem yani. Al benimle de o kadar abi. Aman asıl onu bana sorun be. İki gün gelinim ayağına ne işkenceler yaptı bana. Faraş. Ya var ya, benim bu ablamın suratını şeytan görsün. Hatta kendi aynaya baksın, şeytanı orada görsün, çarpınsın. Ne kadar biplenecek küfür varsa biplenmeden kafasından aşağı yatsın. Yazın ayransız, kışın yorgansız, yatakta da... Öst! Hazırsanız hadi çıkalım. Hadi, hadi. Beni çağırmışsın abla. Yunus, sen bu minibüsü kullanabilir misin? Ayıp ettin abla. Asfaltı ağlatırım. Ağlat o zaman. Bizi kasinoya bu gece sen bırakacaksın. Ne demek abla, emrin olur. Üstazları arabanın bagajına koyun. Bu gece bizi gececi şoför götürecek. Abi. Evet. Nasıl sayacağız biz bu taksiye? İki kişi öne binecek, geri kalanı arkaya sığışacak. Aydar da bagaja binecek. Hadi bakalım, binin. Çatlayın inşallah. Çatlayın, dur lan. Emir abi, bagajda hep sazlar var, evde bu araç tüplüdür, tüp var. Ben nerede oturacağım? Evet. Sen benim kucağıma gel.
Yok, birincisi arkada oturayım. Aa, nasılsınız? Dur, ne yapayım? Ayağım sıkışık. Hadi kızlar, şöyle rahat rahat işimize gidelim. El freni baskıyor. Bak bak, biniyorlar bak. Haraç, çirkin, gerizekalı. Kap kap kap. Ne istiyorsun? Gazın alındı, sütün içirildi. Daha ne istiyorsun? Anne yok. Anne sana mama almak için para kazanmaya gitti. Aliş bak Aliş. Heh, daha 2 aylıkken enstrümanı belli oldu. Kesin darbukacı olacak bu. İlaver bakayım. Bunu yazmışlar. Bir mi alayım? Gitti anam versin sana olmayı. Bana bak Kemancı, ağzını topla. Ben az solistim. Bir lafımla seni bu gazinodan attırırım. Yok ya. O işler sahnede göbek attırmaya benzemez kızım. Attırt da görelim hadi. Şişt, ne biçim konuşuyorsunuz siz be? Biraz da program başlayacak. Saçmalamayın. Aydar. Kız niye kapıştılar bunlar? Ne bileyim bebe. Aslanıma bir Demet Gül gönderin. Ay vallahi çok üzüldüm. Aslı iyi kızdır aslında. Ne olacağı budur. Anasına bak, kızını al yani. Zarife'nin kızı. Bizim olarak kız mı yok be? Hey, naş gitsin oğlum hadi. Hadi son 2, 3, 4. Aslan, bu çiçekler Oktay Bey'den. Ay anam, bu nasıl sıcak? Parmaklarım terledi, çalamadım. Ay bir yandan sıcak, bir yandan ışıklar. Koltuk altları terledi benim. Ay bir ara bayılacak gibi oldum. Vallahi billahi. Aydar söyledi, kaloriferleri kapatsınlar. Bizi iplik Fehmi gönderdi. Kızın için verdiği havası bir an önce geri almak istiyor. Biz o parayı yedik. Ben de para ne gezer? Detaylar bizi ilgilendirmez. O parayı bulacaksınız. İplik Fehmi mecbur kalmadıkça şiddet uygulamayı hiç sevmez. Biz de. İyi bir insandır. Biz de. Anlaşıldı mı? Borcum borç. İlk fırsatta ödeyeceğim. Eyvallah. Eyvallah. Yandık Aydar. Gördünüz değil mi? Paraya taparın sonu böyle olur işte. Hayır, kendisi neyse de Aslı'yı da yaktı değil mi Kerem? Ben o kadar anlattım hala. Kendi düşen ağlamaz. Ha, geldiniz mi? Anam, oğlum biz geldik de sen niye uyumadın? Uyuyamadım anne. Ha kurban olurum, ne oldu? Hastalandın mı, fenalandın mı? Sayılır, yanıyorum. Yanıyor musun? Bakayım. Yok, ateşin... Sen ne sahtekarsın lan? Ateşin de yok, atma. Alnım değil anne, kalbim yanıyor. Aa. Sen ne saçmalarsın be? Seviyorum be, aşığım. Kime? İpek'e. Ay. Bir an önce gidip İpek'i isteyin bana, kızı kaptırmayalım. Oğlum lan, sen daha 4 ay önce sünnet oldun. Tamam işte anne, erkek oldum, kız isteyelim diyorum. Aa, düdüğe bak. Sen koskoca mahallede Zarife'nin kızından başka kız bulamadın mı? Et. Annemle Aydar abi evlendi mi, bir şey demiyorsunuz ama. Et. Baba lafları, al şunu abi elimde, yoksa paralayacağım deli mi Beni dinleyin. Bundan sonra bizim aileden hiç kimse Zarife'nin ailesine bakmayacak. Eğer bakarsa bizim aileye bakmayacak. Bunlar borcumuzu ödemeye yeter herhalde anne. Yetmez.
Nasıl ya? Onu 2000 liralık ayakkabı giyerken düşünecektin. Ne yapayım anne? Adam sesime değil namusuma göz dikmişti. Hem bu ortamları beni sen ittin. Haklısın bir. Gözüm boyandı. Eves etmişim zar. Garibanlıktan bıktım be anam. Ama olsun. Boş ver. Benim 3 tane kızım var. Canım size feda bir. Satarım minibüsü. Veririm o ipliğin parasını. Annem. Canım. Giderim seni. Satılık minibüs. Anacığım, internette sadece satılık yazmak yetmiyor. Özelliklerini falan da yazmamız lazım. Yaz o zaman. Hı. Doktordan az kullanılmış kız gibi minibüs. Anacığım ne doktoru ya? Öyle deyince daha çabuk alıyorlar. Of, anacığım ya doktorun niye minibüsü olsun Allah aşkına? Bak ne diyeceğim. Biz en iyisi Şahin'i çağıralım. Gelsin bize yardım etsin. Hem eli yatkın anlıyor bu işlerden. Kuru da kuzuyu teslim edeceğiz. Satacak, alacak parayı cebine koyacak naş. Anne gerçekten Şahin öyle diğerleri gibi değil. Çok iyi bir insan ya. Tanısan çok seversin gerçekten bak. Kız, hı. Beni onların ilk modelini tanırım. Babasını. Bir halta benzemez. Hadi yaz. Doktoru çıkart, gerisini yaz. Sinirimi bozma sabah sabah. Günaydın. Kız, Kerem'le mi barıştın? Ay anne gece yattım şimdi kalktım. Ne ara barışacağım ya? Ay yani fırsat bulsam barışacaksın. Asla. Şeytan görsün Kerem'in suratını. Canım kızım. Aklın başına geldi. Bana bak. İplik verir misin desin. Senin o ipliği de alır başına çorap örerim dedim. Delikanlıysan benim karşıma çık. Karımın borcu benim borcumdur. Demedim tabii. Çünkü Zarife kocasının kıymetini bilmedi. Şimdi ödesin bakalım borcunu nasıl ödeyecekse. Selamünaleyküm millet. Aleykümselam. Emin abi, ha. Mahkemeden sana tebligat geldi. Tebligat mı? Ne tebligatıymış bu be? Neymiş Emin abi? Yok bir yeri. Emin abinin 3 aylık nafaka borcu birikmiş. Ödemezse haciz gelecekmiş. Emin abi, dalga geçerdin. Zarife borcu gömçürtecek sana yine. Ben Ayşe'nin bezini babasına alırım. Gerisine de karışmam. Vergiciler gelince de benim ancak donumu alırlar. Alo, Kerem. Annem numarayı yuttu. Aha, artık istediğimiz gibi görüşebiliriz. Nereye gittik, ne yaptık hiç umrunda değil. Birazdan bizimkiler çıkacaklar. Sen bize gel. Herkes kavgalıyız sanıyor. Kimse burada olduğunu tahmin etmez. Tamam mı? Tamam. Seninkiler gidince sen bana mesaj atarsın. Seni çok özledim aşkım. Ben de seni çok özledim. Bay bay. Ya bıstık oğlum. Ne yapıyorsun lan içeride 10 dakikadır? Kazıntı mı bekletiyorsun beni? Bana bak gıcıklığına mı yapıyorsun lan? Ben senin cici babanım. Cici baba bu kadar bekletilir mi? Çık artık. Şimdi öyle öyle. Geç şuraya sıra var. Ne sıra senin işte? Bir tek sen varsın ya. Tamam işte sen de geçince sıra alacağız. Kusura bakmayın işte o kadar geç kaldı. İdare ediver ya. Kusura bakma cicim beklettim. Yürü şuradan kakalak seni. Kasıtlı mı yapıyorsun lan eşek sıpası? Sağ ol enişte. Ne oluyor lan? Lan hayda bu da kaptı ya. Ne oluyor Aydar? Ne olsun Elmas. Dayanamıyorum artık. Burama kadar geldi dayanamıyorum. Tamam ya bozma sinirlerini o kadar. Yarım saattir burada bekliyorum. Kimse tuvalete girmeme izin vermiyor. Ya resmen böbreklerim patladı. Mesanem çatladı. Burama kadar geldi. Aliş bebeğe döndüm. Sürekli atıma kaçırırım. Çok utanırım ya. Atlasın Aydar'ım ama azıcık sabret ya. Sığıntı gibi yaşarız biliyorum ama azıcık sabret. Neyine sabredeyim? Patladı diyorum her tarafım ya. Ya ben onu demiyorum. Durumumuza sabret diyorum. Yani bir mesanenin yüzünden evsiz baksız kalmayan kış günü ayazlı ortalıklarda. Tamam. Senin için dayanırım Elmas. Nereye gidiyorsun Elmas? Sıkıştım. Ay Aydar aşk olsun herkese izin verdin karından mı esirgiyorsun tuvaleti? Yazıklar olsun sana. Gir Elmas gir. Ne esirgeyeceğim tuvaleti? Gir gir Elmas sen de gir. Günaydın Sultaniye Ege Hanım. Ne? Çiçek aldım. Sana aldım. Hop hop. Ticari bekleme yapma. Çek arabanı ikiler. Ben bu mahallede istediğim yere park ederim birader.
Hanımın yanında çirkinleşmeyelim. Ben size çiçeğimi takdim edeyim. Senle de arsada buluşuruz. Buluşalım. Ay madem uğraştın, gittin çiçek falan aldın. Evet. Oh güzel de kokuyor. Git bunları kahveye koy da güzel dekor olur ha. Hem mahalleliye de biraz makara çıkar. Ha, şimdi bizim okula gitmemiz lazım. Biliyorsun Yunus'cum eğitim şart değil mi? Hadi görüşürüz. Gel Şahin. Ne oluyor ya? Ne çeviriyor bunlar? Aslı. Anne. Nereye? Hiç ya tuhafiyeye gideceğim. Yeni isim gelmiş ona bakacağım. Sen nereye anne? Ben de pastaneden bir şeyler alıp Meloş'a uğrayacağım. Azıcık elbisemin yanlarını açtıracağım. Daralmış. Selam söyle. Hoş geldin Zarife. Pasta getirdim. Annesi İlyaya söyledi. Çay demlesin içelim. Rüşvet pastası geldi. Hayırdır? Dava filan mı var? Ne isteyeceksin benden Zarife? Hiçbir şey istemiyorum kız. Aşk olsun bir iki laf edelim diye geldim. O zaman geç otur böyle geç. Geç şöyle geç. Gel gel. Heh. Kız. Ne oldu? Biliyor musun? Aslı Kerem'den ayrıldı. Kavga ettiler. Allah'ıma şükürler olsun. Her gece dua ettim. Her gece dua ettim. Allah dualarımı kabul etti. Kızımı bana bağışladı be. Zarife, insan kızı mutsuz olsun diye dua eder mi hiç? Mutsuz değil ki. Mutlu. Kendi istedi ayrıldı be. Ah bir de zengin bir kocam olsa. Zarife, yalan söylemiyorsun değil mi? Aşk olsun. Ben sana ne zaman yalan söyledim be? Ayıp, günah. Ben korkarım öyle şeyde. Hiç yapma. Bak ararım Zarife. Ara ana. Suç atıyorsun vallahi. Ayıp. Aslım. Kerem'im. Aa. Ne oldu ya? Aa. Meloş arıyor hayırdır? Açsana. Buyurun Meloş'um. Aslı. Anandan duydum. Kerem'den ayrıldın mı? Evet evet. Annem doğru söylüyor. Ayrıldık Kerem'le. Allah cezasını versin o it kılıklının. Ya, ya ah sorma Meloş. Keşke zamanında anamız dinleseymişim de bir beygire aşık olmayaymışım. Ama yani. Ben merak ettim de Aslı. Tamam, tamam. Görüşürüz Aslı. Tamam Meloş'um. Tamam öptüm. Oha yani Aslı ya. Ne oha yani? Zaten yanındayım. Bir yalanı kendini inandırmazsan karşıdakini inandıramazsın. Kız Zarife haklıymışsın. Eğrisi doğrusunu buldu. O ne demek kız? Bizim alt sokakta Ferit diye biri var. Allah rahmet eylesin. Geçen sene tüm ailesi trafik kazasında vefat etti. Ah canım başı sağ olsun. Eğrisi bu. Doğrusu da Ferit'e aileden çok büyük miras kaldı. O da yemedi. Üstüne kattıkça kattı. Çok yalnız galiba. Bunun bir halası var Ayla diye. Dün geldi burada bana. Dedi ki Meloş, sen bilirsin etrafında şöyle eli yüzü düzgün, güzel bir kız var mı dedi. İşte Aslı'yı söyle, hemen gelsin istesinler akşam. Ama ben bilmiyordum ki Kerem'le Aslı'nın ayrıldığını Zarife. Şimdi biliyorsun, hadi söyle. Önce bir tanışsalar Zarife be. Aman bir, sen benim kızım resimlerini göster. Bak oğlan bayılacak, ağzını sular ağlayacak. Hemen gelip isterler. Tamam peki. Alo? Evet. Siz minibüs için arıyorsunuz. Evet, evet. Görebilirsiniz. Kapının önünde. Evin kapısının önünde. Olur. Ben yarım saat sonra evdeyim. Tamam. Oh Allah'ım. Verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Aslım. Kerem'im. Allah cezanızı versin. Zili çalıyorum, çalıyorum, açan yok. Zil çalmadı ki. Ya buna da işte, onun kafasında ziller çalıyor zaten. Rahatsız ya. Aslı saklan. Nereye? Nereye? Gel Aslı gel. Gel. Eşyalan, eşyalan. Gel çabuk. Aha!
Emin ne kadar gençleşmişsin. Yüzünü mü gerdirdin Kerkemez? Dedeciğim Kerem ben, Kerem. Yine karıştırdın. Ne karıştırması be? Ben içeride biraz uyuyacağım. Beni sakın rahatsız etme mıslık. Tamam dedeciğim tamam. Merak etme, rahatsız etmem. Gel Aslı gel. Gitti. Rahatsız ya. Gel otur rahatsız gel. Ya ne rahatsız ya? Ya adam gelirse? Ya kızım gelse bile kibariye de yuttururum seni. Yaşına hürmeten seni ziyarete gelmişlerim. Boş ver rahatsız. Ne var Hakan? Ne? Taksi değişim saati mi? Hadi ya. Tamam tamam bekle geliyorum. Tüküreyim kaderime yani ha. Ya tamam ilk zar gele geldi ama bundan sonra rahat rahat görüşeceğiz. Hadi gel çıkalım gel. Sultaniye? Kağıt herhalde hocam. Bakalım sadece kağıt mıymış? Balkan Savaşı. Arkasında ne varmış? Trabluskarp Harbi. Elimizdeki bilgiyi değerlendirirsek bu sadece bir kağıt değil, kopya kağıt. Kalk ayağa. O kopya bana ait hocam. Emin misin Şahin? Eğer bu kopya seninse sıfır alacaksın. Sınavdan atılacaksın ve disipline gideceksin. Nereye? Disipline hocam. Sen adam olmazsın. Kız Meloş. Gördün mü? Ben sana dedim bir. Hemen gelsinler. Yok anam, iki ayağın bir pabuca girmez. Gelsinler, istesinler. Tamam canım. Hadi öptüm seni, yaşa. Aa, hayrola anne, kimi istiyorlar? Seni. Sana zengin koca buldum kız. Yakışıklı. Hem öyle Kerem gibi çulsuz da değil. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Hadi giyin, naş. Hadi, hazırla. Naş. Alo Kerem, bir şey söyleyeceğim ama ne olur sinirlenme. Ne oldu Aslı? Beni istemeye geliyorlarmış. Ne? Kimmiş peki bunlar? Ben de bilmiyorum. Ne olur olay çıkarma. Ben bir şekilde sallayacağım. Sen buna güven yeter. Ben senden başkasına yar olmam. Tamam. Sakın evlenme ha. Tamam sen merak etme. Hadi ben. Bir yolunu bulacağım da nasıl bulacağım? Kaç gün uzaklaştırma verdiler? Ben 10 gün istedim ama 2 gün verdiler. Benim için kurşunların önüne attın kendini. Sınavdan da sıfır aldın. Bu gidişle sınıfta kalabilirsin. Boşver. Eğer sen beni seviyorsan ben hayat okulundan mezun olmuşum demektir. Sultaniye. Sen kendinden çok beni düşünüyorsun ama. Bu her zaman öyleydi. Sadece sen yeni farkına vardın Sultaniye. Her zaman da öyle olacak. Sen benim kaderim misin? Ben senin alnındaki yazıyım Sultaniye. Söyle babana o zaman bu gece istemeye gelsinler beni. Hem kaderim misin değil misin görmüş oluruz. Bizim mahalle aşağı mahalle, sizin mahalle yukarı. Konuştun mu sizinkilerle? Konuştum açık açık her şeyi söylerim. Gidip bu kızı isteyeceğiz dedi. Onlar ne dedi? Hayır dediler deyim çok kızdı. Sen ne yaptın? Odama döndüm. Sabaha kadar seni düşündüm. Dertlerimi tespih yaptım. Çekiyorum şarkısını söyledim. Pısırıksın işte pısırık. İpek. Dur İpek. Sen kafaya daha çok tespih çekersin. Bütün kadınlar mı bu kadar zor yoksa sadece İpek mi? Aklımı kaçıracağım valla. Kız. Sen niye giyinmedin? Aman iyiyim ben böyle. Beni beğenen böyle beğensin. Ay kız anne, ne güzel olmuşsun. Hayırdır istemeye mi geliyorlar? Beni değil, ablan. Aa, haber verseydin Şahinleri de çağırırdık. Ne münasebetli? Hani onlar da beni istemeye gelecek ya, böyle toplu sünnet gibi bir şey yapardık ha?
şaka. Şaka tabii anneciğim. Ama hani her şakada da bir gerçek payı vardır değil mi annem? Şahin iyi çocuk. Ben bu aşka onay veriyorum anne. Bana bakın. O tipsiz Emin'in evinden değil kız. Tüp isteseler vermem. Ama anne bak haksızlık ediyorsun. Bir kere Şahin o kadar da geri zekalı değil. Ha evet. O kadar değil. Bu kadar. Öf anne ya tamam. Kız sen bu çocuktan nefret ediyordun. Nereden çıktı şimdi bu aşk? Ay tamam anne ya tamam. Tamam yok öyle bir şey. Sultaniye bak şimdi işim var. Ama işim bitsin. Senin o saçını başını İstanbul'un en güzel kuaförlerinden daha güzel yapmazsam bana da zarif edemesinler. Ay. Tamam anne ya. Serseri. Ablı boylamasına doğruyorum. Kalın olmasın. Annelerin en güzeli kocaman bebeği. Ay ne oluyor lan? Ay lan bize yok mu şurada teyze? Gel teyzem gel olmaz mı? Oo, hayırdır oğlum neye borçluyuz bu kadar şımartılmayı? Evleniyorum anne evleniyorum. Aa, bu gece gidip istiyoruz kızı. Aa. Kim? Hangi kız? Abi Allah'ım sana şükürler olsun. Sultaniye gacısından kurtuldun mu? Ne kurtulması ana? Hayat biter, sultaniye aşkı bitmez. Lan bana bak, o gerizekalı sana günahını bile vermez. O eskiden de teyze. Artık biz Ferhat ile Şirin'iz. Leyla ile Mecnun'uz. Dilim varmıyor ama Kerem ile Aslı'yız. Kendi dedi, bu gece gelip isteyin beni dedi. Bence siz salak ile avanaksınız. Bana baksana sen. Başlatma şimdi Aslı'ndan da sultaniyenden de. Bu evde Zarife karcısının kızının adı anılmayacak. Bu hane o evden gelin girmeyecek. Anladın mı sen? Ya, ya bunu bir anla. Bir de geldi işte bizi öpmediği. Bakayım şuraya ben seninle abi. Alo. Şahin hemen sahile gel. Efendim? Emin Bey, ben avukat İrfan. Nafaka ödemesi gecikiyor. Hatırlatmak istedim. İcra yoluna gideceğiz yani. Lütfen. Ben yok para derim. Sen vır 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 konuşursun. Eğer sende para varsa ben gelip alacağım. Hadi konuşma. Damadım geldi. Of Allah'ım ya bu işten nasıl sıyrılacağım ya? Allah'ım beni sevdiğim adamdan başkasına yar etme. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Kız için mi? Minibüs için mi geldiniz? Ay saçmalıyorum işte. Elimde çiçek yok değil mi? Bendeki de soru yani. Buyurun. Kız için mi? Minibüs için mi geldiniz? Evet. Minibüs için geldim ama siz kız da satıyorsunuz anlaşılan. Maşallah. Pek de güzelmiş yavruca. Senin geceliğinin kaç para olduğunu söyle yeter. Ne diyorsun ulan sen? Ahlaksız köpek seni. Defol ulan benim evimden. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu işten nasıl kurtulacağım buldum. Sultanım. Ne oldu? Yüzün dökülüyor yine. Zarife neden benim annem ya? Sıkma canını. Kız, kız koş koş koş. Dur, dur. Ben açarım, benim açmam uygun düşer. Canım. Ay nasıl heves edermiş evlenmeye. Yavrum benim be. Merhaba. Buyurun. Hoş bulduk. Bunlar bizim değil mi? Tabii tabii. Gelin. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Şöyle. Paşa, buyurun, buyurun. Boşuna heveslenme, araba için gelmiş. Söylesene bir. Ha canım. Nasılsınız inşallah? İyi, sağ ol, sağ ol. Hemen konuya girelim, misafir gelecek. Sen kapıda gördün mü? Gördüm, çok da beğendim. Malı gördün. Mal? Bak, kendi malım diye demiyorum.
Harbiden, orijinaldir. Evet, dağıldı. Ama toplattık. Dağıldı. İmalide herkes kullandı be ana. Nasıl? Ama hala taş gibidir. İkinci el deme. Bak, yalan olur. Bilmem kaçıncı el. Kaçıncı el ya? Vallahi sayısını bilmiyorum. Ama bizden öncekiler or kullanmış be. Or kullanmışlar. Ha. Ama biz iyi baktık. İyi baktık. Tebrik ediyorum canım. Sağ ol. Bir de gülüyor ya. Bu ara sinir sistematiği bozuk. Belli. Şimdi sen ilgileniyor musun, ilgilenmiyor musun? İlgilenmiyorum efendim. Ben ilgilenmiyorum. Aa, niye celallendin yavrum? İparada anlaşırız. Ona ne şüphe, anlaşırız tabii. Anladım. Ben ork kullanıldı dedim, ona taktı. Sen üzülme be. Bin sen, bas. Bak neler yapar o. Kız gibidir kız. Kız gibi. Kız gibi. Ya ben sizin gibi manyaklarla uğraşır mıyım be? Kullanılmamış araba istiyorsan git galericiden al. Hadi Aslı ya, ne oluyor orada? Meraktan öleceğim şimdi ya. Ne oluyor yavrum ya? Neden o kadar gülüyorsun? Anlatsana. Ay Kerem, görmen lazımdı. Bak dinle şimdi. Annem beni minibüs sanarsa ne olur? Ne olur? Gel anam, gel. Ne yaptın sen Zarife? Ne yaptın? Kızını satmaya kalkmışsın. Ne? Demin damat Ferit uğradı. Kaçıncı el olduğu belli değil. Mahallede kullanmayan kalmayınca dağıldı. Biz de toplattık. Kız gibi oldu demiş. Ben onu minibüs için söyledim be. Minibüs için mi? Ha. Kız koş. Dur. Ben açarım, benim açmam uygun düşer. Boşuna mesleğen mi? Araba için gelmiş. Aslı. Yedim seni Aslı. Yedim. Vah, Aslı bir şey karıştırdı. Birazdan burası çarşı pazar birbirine girer. Melahatlaş. Ay görmeliydin. Adam neye uğradığını şaşırdı. Zehirli Zarife'ye çattı salak. Bir de adamın arkasından bağırmaz mı? Aslı, annen. Adamı yere yapıştırdı resmen. Annen. Ya anne. İnanılmaz, olman gerekiyordu yani. Anne. Neden yalan ha? Neden? Kerem'le ayrılmanız da yalandı değil mi? Daha rahat görüşebilmek için anne. Bir rahat vermedin ki bize. İsmi Kerem diye anılan bu pencere lalesiyle seni bir daha görürsem yemin ediyorum ikinizi de ellerimle budarım. Kısacası annem delirdiği için Şahin, bu isteme işini biraz ertelemek zorundayız. Kızım, senin annen zaten doğuştan deli. Benden vazgeçtiğin için olmasın bu ertelemiş? Ya saçmalama ya. Annemden tırsıyorum biraz. Lale, bombala. Yok, istemiyorum. İstesen ne olur? Korkunun acele faydası yok be hayatım be. Korkunun acele faydası yok ama aceleşi de Zarife karışır Şahin Bey. Sanki annem bilmezmiş gibi davranıyorsun ya. Tamam. Haklısın. Kapatalım bu konuyu o zaman. Bence de kapatalım. Ne yapacağız peki? Bir çılgınlık yapalım mı? Ne? Edirne'de festival var. Edirne buradan kaç saat ki? Atlayıp otobüse gidelim. Hem Edirneli kardeşlerimize harbi roman nasıl oynar göstermiş oluruz, hem de buralardan uzakta baş başa vakit geçiririz. Ailelerimizden fırça yemeği de göze alır, gece otobüsüyle de geri döneriz. Ne dersin? Çok güzel fikir. Ne duruyoruz? Hadi yapalım. Hadi gidelim. Koş. Ulan güzelim Sultaniye, şu cibile size mi yar olacak ya? Ben bu soruyu bir de Zehirli Zarife'ye sorayım. Cevabını o versin.
en dinlen adamın icdadından birisiyle sizi görürsem sizin icdadınızı severim. Kızım olmasanız kapının önüne koymuştum. Hadi şimdi. Naş. Sırk olmadığımı göstereceğim İpek. Yürü bir mıstık, kim tutar seni? Aa, mıstık. Hayırdır fıstığım? Zarif yengemle görüşebilir miyim? Tabii görüşebilirsin. Gel. Geç. Anne, Mıstık seninle bir şey konuşacak. Merhaba. Lan, bu ne hali böyle? O ne? Bu çiçeğim, bu da çikolatam. Biliyorum size layık değil ama açtığımdan biriktireceğim ancak bu çikolatayı yetti. Çiçeği de teyzemin sepetinden aldım zaten. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri, peygamberin kabriyle kızınızı pey kendime istiyorum Zarif yenge. Allah'ım, ay öldüreceğim kendimi. Emin'in soyu, sizden kurtulamayacak mıyız biz be? Ne Kerem'i biten, ne Şahin'i, ne Mıstık'ı. Düşün ulan yakamızdan erkeksiniz, teker teker gelin. Zarife yenge, ben burada gerekirse korkudan altıma içerim ama İpek'i almadan gitmem, tamam mı? Bana kafa tutuyor. Kaç Mıstık, kaç! Kaç Mıstık, kaç ha? Kaç İpek, kaç! Anan seni dövecek. Anne, anne. Çaldırdım kalbimi bak hırsız kalpli bir romana. Acemiydim, alıştırırdık, tırmanırdık düz duvara. Amanın yandım bu roman, vallahi de bir numara. Atarım üç beş gübecik, bir öpücük aklına. Ben kızlarımı bu çakalın yavrularından nasıl koruyacağım be? Oh, ben bizim oğlanları bu zehirli zarifenin kızlarından nasıl kurtaracağım ya? Özlettin, ah içim eriyor. Kalbim uslanmak bilmiyor. Ah, sensiz geceler bitmiyor. Koş gel, romanım kahramanım ol. Bu akşam çok yalnızım. Yanarım söndür. Düğmeler patlasın. Taran taran tan taran taran tan. Bir lokma yuttu beni. Taran taran tan taran taran tan. Öpüp kuruttu beni. Ay, aman yavrum benim ya. Aa, Alişim benim. Sen kardeşine mi bakardın kız? Canım benim, canım benim. Mis gibi kokar. Ne kadar özlemişim seni ben. Alişim de Alişim. Ay, gör... Ay bir bakayım. Ay şunun güzelliğine bak. Ay canım. Çok ben özlemişim ben oğlum. Alişim benim. Canım senin. Emin. Bırak o çocuğu. Niçin bırakacakmışım? Kendi çocuğum değil mi? Bırakmayacağım. Aa, kendi çocuğunu öpemeyecek mi? Nafakayı verecek, öyle öpecek. Öyle bir öper ki anacığım. Bak ben bile öperim. Beraber. Al kız al. Ver, bak ver. Al alsın alsın. Oo, bak al, kardeşine al. Sahip ol. Çek. Karışma. Alası öpsün be. Alaları öpecek kız. Ya öpecek ne var bunda? Kerem. Kardeşini öpmek ister misin? O çocuk benim çocuğum. Ben istemezsem sen öpemezsin. Allah cezanızı vermiş. Yine ne var?
Yine ne var ha? Bu zarifi vicdansızı çocuğu babama göstermiyor komiserim ya. Şimdi komiserim, bu Aliş benim bebeğim ya. Biz bunu sevmek isteriz ailece. Ama sevebilmek için ailece basket takımı gibi böyle, 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 böyle markaj yaparız. Sevemeyiz komiserim. Bu senin var ya, çocuğun nafakasını ödemiyor. Gidin onu mahkemede çözün. Emin çocuğun babası. Görmek en doğal hakkı. Ver şu çocuğu babasına. Ver dedim. Ver. Ver zaten, ver. Bak sustu gördün. Ne kadar da benzin görür müsün? Bak bak bak. Kaşı gözü aynen be. Benim kadar yakışıklı. Canım benim. Koklama be, koklama be. Emdi çocuğu, emdi. Bütün yaşam enerjisini emdi. Yaşına koyup. Hadi yeter. Ver. Yeter, ver dedim. Ya ver. Sana ne oluyor be? Bücür, hadi oradan. Sessiz be, çirkin. Çek elini. Karışma. Konuşma gerizekalı. Ya yeter, susun. Eğer bir daha bu çocuk yüzünden buraya gelin, hepinizi atarım içeri ha. Çağırırım sosyal hizmetleri. Hepinizin manyak olduğunu 2 dakikada ispatlarım. Aldırırım çocuğu. Hiçbiriniz göremezsiniz. Yavaş tut çocuğu. Karşı evde yaşayan yavruma hasret kaldı. Bir de üstüne nafaka. Nerede bulup ödeyeceksen. Üzülme be abi. Düzelecek inşallah. Nasıl düzelecek be? Baksana Kerem'e. Geceleri taksiye çıkar sabaha kadar. Biz hepimiz sabahtan akşama kadar çalışsak bu nafakayı ödeyemeyiz. Ben de yavruma hasret öbür dünyaya göçeceğim herhalde. Çocuğu kaçırsanıza salaklar. Kaçırmak mı? Abiciğim, babam doğru söyler be. Kız ne dersin? Tabii, Aliş'i kaçırmaktan başka çaremiz kalmadı. Hem o zarife gacası da çocuk hasreti neymiş öğrenmiş olur. Peki hepinizin kararı böyle midir? Abis. Evet, evet. Tamam o zaman. Ben yarın sabah evkende gidip Aliş'imi kaçıracağım, tamam. Tövbe, tövbe. O iş gündüz gözüyle olur mu benim aptal oğlum? Olmaz mı? Olmaz tabii. Bu gece Zarife uyuduktan sonra çocuğu kaçıracaksınız. Odası giriş katında. Oraya girmek gayet kolay. Şahin de sana yardım eder, göbek tutar. Tutarım tabii dedi. Şimdi her şey anlaşıldı mı? Şaşaklan gençler.